Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda yine daha öncesinde yapılmamış bir içerikle karşınızdayım. Sizlerle beraber Mi Y13 ile iOS 15'i detaylı bir şekilde karşılaştıracağız ve Apple'ın yazılımı yoksa Xiaomi'nin yazılımı daha başarılı bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Dostlar ilk olarak burada Mi Y13 ile iOS 15'i kıyaslarken performans testi gibi karşılaştırmalar yapmayacağız. Çünkü Burada kullandığımız cihazlar birbirinden tamamen farklı konumlandırmalara sahip. Yani cihazlardan biri Poco X3 Pro orta segment olmasına rağmen Apple tarafında amiral gemisi bir cihazdan bahsediyoruz. Burada performanslar yakın olsa da yine de bir karşılaştırma yapmak çok doğru olmaz. Burada asıl test edeceğimiz şey arayüzün genel farklılıkları diyebilirim. Yani burada genel olarak bir kullanım deneyiminden bahsedeceğiz. Bunun dışında isterseniz iki amiral gemisi cihazla da Mi A13 ile iOS 15'i de farklı bir videoda karşılaştırabilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan kilit ekranlarını karşılaştırarak incelemeye başlayalım. İlk olarak dış taraftan baktığımızda çentik haricinde çok benzer bir kilit ekranı ile karşılaştığımızı söyleyebilirim. Burada kamera ikonu olsun, kilidi kaydırarak açmamız olsun ve buradaki animasyonlar bile oldukça benziyor. Kilit ekranın açılış animasyonunda biraz farklı diyebilirim. Bence iOS'in buradaki açılış animasyonu biraz daha akıcı hissettiriyor. Genel olarak uygulama açılış animasyonları ve uygulama ikonları da yine birbirine çok yakın ve güzel bir şekilde tasarlanmış. Telefonları yeniden başlattığımızda da önceden Xiaomi tarafında daha fazla yazı bizleri karşılarken şu anda aynı Apple'da olduğu gibi bir sadeliğe gidilmiş. Dostlar arayüzlerin genel tasarımı olsun, ikonlar olsun gerçekten şaşırtıcı bir benzerlik sergiliyor. Burada widgetların olduğu kısma kaydırdığımız zaman da yine benzer bir tasarımla karşılaştığımızı belirtmem gerekiyor. Buradaki tasarımları karşılaştırdığımızda iOS 15'in tasarımı ve gelişmişlik açısından widget menülerinin çeşitliliği de bence biraz daha iyi diyebilirim. iOS 15'ten önce Xiaomi tarafı burada daha iyiydi ancak bu kez Apple öne geçmiş durumda. Telefonların kapatma menülerini kıyaslarsak çıkan menülerde MIUI 13 kesinlikle daha kullanışlı ve gelişmiş bir menüyle karşımıza çıkıyor. Burada telefonu yeniden başlatmanın tuşla kontrol edilebiliyor olması da önemli detaylar ses kontrol barında yine MIUI tarafı çok daha kullanışlı ve gelişmiş diyebilirim. iPhone'da yalnızca yaptığımız işleme göre ses yüksekliğini kontrol edebilirken MIUI'da medya, zil sesi ayrı ayrı hepsini güzel bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Son uygulamalar kısmında iOS çok çok net bir şekilde geride kalıyor. Apple yıllardır arka plandaki uygulamaların tümünü kapatma gibi basit bir seçeneği halen getirmedi. Bence bu çok büyük bir dezavantaj. Bu noktada Xiaomi tarafı yine öne çıkıyor diyebilirim. Ana ekrana widget ekleme konusunda iki telefon da oldukça başarılı. Ancak ben animasyon ve tasarımsal açıdan burada iOS'i biraz daha başarılı buluyorum. Bu noktada iOS'in öne çıktığını söyleyebilirim. Kontrol paneline baktığımız zaman yine iki telefonun yumurta ikizi olduğunu belirteyim. Kontrol paneli iki telefonda da özgür bırakılmış durumda. İstediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. Ama bu kısımda özellikle Wi-Fi ve Bluetooth'u ayarlara girmeden tamamen kapatabilmemiz MIUI tarafını biraz daha öne geçiriyor. Yani dostlar iki arayüzünde birbirine göre artı ve eksileri var. Şimdi genel değerlendirme kısmında iki arayüzde teknik olarak karşılaştıralım. Evet dostlar gördüğünüz gibi iki arayüzde birbirine oldukça benziyor. Burada Apple tamamen kendi geliştirmiş olduğu animasyonlar ve yazılımları kullanırken Xiaomi biraz Apple'dan esinlenmiş diyebilirim. Açıkçası Android tarafında MIUI arayüzü iOS'in birebir kopyası gibi de denebilir. Ancak buradaki bazı geliştirmeler ve farklı özelleştirmelerle MIUI 13 de iOS 15'e göre bazı noktalarda öne çıkıyor. Aslında Xiaomi MIUI 12'den sonra arayüz deneydi olarak ve arayüzdeki genel animasyonlar ve ikonlar ve geçiş efektleri olarak da iOS'e ciddi manada benzemeye başladı. Tabii ki bunlara bağlı olarak genel deneyim açısından da iOS vari bir deneyim alıyoruz. Cihazlardan bağımsız olarak akıcılık ve stabilite konusunda iOS çok daha komplike bir yazılım olduğu için ve iPhone'lara özel üretildiğinden dolayı da çok daha stabil çalışıyor diyebilirim. Akıcılık konusunda iki arayüzünde başarılı olduğunu söyleyebilirim ancak burada stabiliteyi korumak gerçekten önemli. Önemli. Bu noktada iOS MIUI 13'den çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Açıkçası burada hangi telefon aldığınızın da herhangi bir önemi yok. Çünkü burada güncellemeler geldikçe iOS tarafında çok daha optimizasyon hızlı bir şekilde tüm cihazlara entegre ediliyor. Bu noktada MIUI tarafı biraz daha zayıf kaldığını söyleyebilirim. Özellikle eski cihazlar yeni güncellemeleri aldığı zaman ciddi şekilde yavaşlaman ısınmaya bağlı performans kayıpları da rahatlıkla olabiliyor. Dostlar MIUI arayüzü kötü değil diyemem ancak halen gelişmekte olan ve gerçekten gelişmesi gereken bir arayüz. Android tarafında bence en iyi arayüzlerden biri diyebilirim. Güncelleme desteği de diğer modellere göre gerçekten fazla bir şekilde önümüze çıkıyor. Eğer buradaki yazılımsal buglar ve bazı performans sorunları düzeltilirse ve güncelleme desteği iOS kadar olmasa da en azından biraz da arttırılabilirse Minya arayüzünü kullanmak ve genel deneyim açısından da keyif veren bir arayüz olduğunu söyleyebilirim. Buradaki özgürlükler ve arayüz için içindeki yapabileceğimiz çeşitlendirmelerde gerçekten diğer modellere göre de farklı bir şekilde önümüze çıkıyor. Çoğumuzun Xiaomi telefonlarda yaşadığı bazı yazılımsal sorunlar çözülürse, Mi Yarayüzü en başarılı yazılımlardan biri olma potansiyeline de kesinlikle sahip. Ben iki arayüzü de günlük hayatında çok severek kullanıyorum. Peki sizce Mi Yarayüzü mü yoksa AYU 15 mi daha başarılı? Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum ve gelecek videolarımızdan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.